Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ev vlogu yapacağız. Hem de bizim... Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ev vlogu yapıyoruz. Evet, minik bir eve çıktım. Biliyorsunuz üniversite kazanmıştım. Minik bir eve çıktım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Neden? Bilmiyorum. Çünkü paylaşmak istedim. Siz benim paylaştığım bir şeyleri paylaştığım kişilersiniz sonuçta yani, değil mi? Evet. Şimdi ev vloguna geçmeden önce biliyorsunuz size bir soru sormuştum. Bir bundan 2-3 gün önce attığım videoda demiştim ki bundan sonra ne dedim, bu kanaldan mı devam edeyim yoksa başka bir kanal mı açayım, öyle böyle filan, bu kanaldan devam etmeye karar verdim. Neden diye soracak olursanız, kendime bakmaya devam edeceğim böyle. Sürekli kendime bakacağım, asla kameraya bakmayacağım. Neden diye soracak olursanız, sevmiyorum artık böyle yine kanal açmaya, sonu yükseltmeye falan hiç uğraşmak istemiyorum. Yani kendi kanalımdan devam edeceğim. Ne olursa olsun umurumda değil yani başka bir şey. Kendi kanalımdan devam edeceğim. Aklıma bir şey gelmedi. Şimdi bu kanaldan devam edeceğim. Başka şeyler de olacak. Güzel şeyler ya bu videonun sonunda söyleyeceğim ya da başka bir videoda söyleyeceğim. Haberiniz olsun. Onun dışında başka bir minik duyuru var mı? Yok galiba. Zaten bütün evi gezdim bunları konuşurken. Ama siz tamamını görmediniz. Neyse. Şimdi size evi tanıtmaya başlayayım. Evet arkadaşlar, şöyle evin giriş kapısından başlayalım. Buraya giriyorsunuz. Eve buradan giriyorsunuz. Buraya girdikten sonra burada ayakkabılarım var. 4 tane ayakkabım var. Çok fazla değil. Burada biraz kılık var. Burada ben varım. Burada ayna var. Burada bir adet tarak filan. Burada montum var ama havalar güzelleşti artık. Daha şey yapmıyorum. Ama odamı gösterdim. Odamı görmeyin. Daha oraya geleceğim çünkü. Burada kapının direkt yanında bir adet mutfak var. Çünkü 1+1 bir ev, minik bir ev. Burada tost makinesi, ondan sonra burada bulaşıklar var, onları birazdan yıkayacağım. Burada yiyecek içecek, limon var, onu birazdan yiyeceğim. Limon yemeyi seviyorum. Burada çaydanlık filan, burada baharatlar var. Onun dışında burası mutfak. Burada buzdolabım var, minik bir buzdolabı. Burada bir adet çamaşır makinesi var. Buzdolabım bomboş. Sadece su filan var. yumurta filan var. Onları yiyorum genellikle. Ondan sonra şurada anahtarlığım var. Neyini anlatabilirim ben size bu minik evin? Her neyse. Şurada bir adet gece lambam var. Gece lambalarını çok seviyorum. Gece lambalarını her gece açarım. Şurada bir tane daha suyum var. Onu diğeri bittikten sonra dolaba koyuyorum. Şurada bir adet televizyon koyma yeri var ama televizyon eve taşındı. Burada televizyon vardı. O televizyonu ben monitör yaptım. Birazdan görürsünüz zaten. Burada bir adet koltuk var. Hiçbir zaman oturmadım. Ara sıra odamdan çıktığımda, sıkıldığımda gelip oturduğum bir şey var. Koltuk var. Burada çamaşırları astım. Bir adet askılık. Burada böyle bir şey var. Işık var, lamba var. Burada masamın üstü biraz dolu. Buralara göstereceğim. Burada kitaplarım, ıslak mendil, lazım olur diye iğne iplik, oda parfümü, şuraya bozuklarımı atıyorum. Makas falan var, orada kart falan var ama kartı öylesine aldım. Oyun için değil. Burada imsakiye var. Ramazan geliyor. Ramazan geliyor. Ramazan günlerimiz çok güzel oluyordu eskiden. Evet. Burada bir adet saat var. Saatten sonra burada bir doğalgaz şeysi. Burada perde. Ondan sonra burada gene bir şey var, bu lamba galiba, balkonun ışığı. Ama balkona doğru düzgün çıkmıyorum. Onun dışında burada bir koltuk, sandalye falan böyle. Ve her şeyi anlatıyor burada bir adet falan böyle bez. Ondan sonra cığma. Burada bir tuvaletim var. Bu tuvaletin ışığını şuradan açıyorum. Tuvaleti, banyo, her şey bir arada. Böyle, böyle, böyle. Burada ben varım. Merhaba. Ondan sonra buranın ışığını kapattıktan sonra bura tuvalet. Bura salon. Bura mutfak. Ondan sonra en önemli yer benim odam geliyor. Benim odama giriyoruz şu an. Oo. Burada bir adet süpürge. Burada çamaşırlarımı koyduğum yer. Masamın üstüne birazdan geleceğim. Burada bir ütü var. Burada bir gardırop var. Gardırobun yanında bir yatak var. Ondan sonra burada prizlerim var. Görüyorsunuz. Telefon, saat, gece lambası. Gece lambası burada da var. Burada saatim var. Burada tacım var. Onun dışında burada çok zengin olduğum için paralarımı buralara saçıyorum. 1 liram orada. Ondan sonracığıma burada PlayStation 4 oyunları, burada güneş gözlüğüm, el kremim, yüz kremim, parfümüm, kulaklığım, bantım, 3 boyutlu gözlüklerim, tarağım. Evet, burası böyle. Benim komodinim iki kutu üst üste koydum. Öğrenci olunca böyle oluyor.
Onun yanında bir sandalye daha. Burada bir gardırop. Buraya üstümü falan koyuyorum. Üstüm başım burada. Ondan sonra... Ana yatağa düştüm. Burada sonunda benim bilgisayar masam var. Burada kasam var. Burada bir adet modem var. Burada bir monitörüm. Şu da içerideki televizyon. Buraya getirdim, koydum. Bu bilgisayar masam biliyorsunuzdur zaten eski videolarımdan. Onun yanında şurada PlayStation var, kollar. Şunu da biliyorsunuz, zamanında video çekmiştim. Bayağı eskiden. Elgato'nun bana gönderdiği PlayStation 4. Daha çok vuracağım böyle. Burada Guitar Hero gitarı var. Şurada üstüm başım var. Kapının arkasında herkesin olduğu gibi. Burada plaketim var. Tabii sizler sayesinde aldım. Burada da bir adet klaket var. Şurada parmağımın olduğu yerde. Onun dışında şimdi bilgisayara böyle oturuyorum her gün. Şu an gene zengin olduğum için burada 10 kuruşlar falan var bu arada, affedersiniz. YouTuber'lar çok kazanıyor ya. Onun dışında burada bilgisayarım, gördüğünüz gibi mikrofonum. Hiçbir şeyim değişmedi bilgisayar konusunda. Hepsi aynı. Burada bir adet Fortnite var çünkü deli gibi Fortnite oynuyorum bu aralar. Asla reklam almadım bu arada. Ciddiyim bu konuda. Reklam verdi lan bana. Burada Infinite War şey var, wallpaper'ı. Artık o kadar çok seviyorum ki wallpaper'ım oldu. Telefonumda da öyle. Onun dışında vallahi ev bu kadar küçük. Daha ne anlatayım size? Nefesim yetmedi. Bütün evi tek nefeste anlattım galiba ben size. Öyle. Şu an burada bir adet Fortnite falan var. Onun dışında vallahi evde göstereceğim size hiçbir şey kalmadı. Yani daha ben size ne göstereyim? Ne göstereyim yani ben size? Böyle bir ev işte. Şöyle bir ev. Ha, şurada güvenlik kamerası var. Evimde güvenlik kamerası var. Telefondan evi izliyorum. Evet. Böyle yani. Böyle minik bir evim var arkadaşlar. Yani çok da mutluyum. Ondan sonra cima. Herkese nasip etsin Allah'ım. Çünkü ben çok mutluyum. Siz de mutlu olun. Herkes mutlu olsun. Kimse mutsuz olmasın. Telefonu da çok güzel tutmuyor muyum? ayna yok ya benim evimde. Bir tek o var. Onda da kendimi gösteremiyorum. Şöyle yapsam. Şunu bir çekeyim. Git bakayım askılık. Ha, burada askılığım var işte. Aynen. Her neyse. Evet arkadaşlar. Ev böyleydi. Bu kanaldan devam ediyorum. Artık internetim de hızlı bu arada. Çok mutluyum. İnternetim hızlı olduğundan dolayı daha hızlı video yükleyebilirim ve tabii ki de daha iyi yayın yapabilirim. Bundan sonra başka bir videoda yayın hakkında bilgi alacaksınız. Size yayın hakkında bilgi vereceğim. Yayın nereden izleyeceğiniz, hangi kanaldan. Ondan sonra cuma nereden, nasıl izleyeceğiniz hepsini bir videoda söyleyeceğim. Discord sunucusu açacağım. Hepsini size anlatacağım, söyleyeceğim. Gireceksiniz. Sizlerle çok güzel oyunlar oynayıp yayınlar yapacağız. Umarım bir sıkıntı çıkmazsa. Evet arkadaşlar, bu video böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle bir evim var artık. Bu evden videolar gelecek. Ama biliyorsunuz ki oyun videoları çekmiyorum maalesef. Fortnite falan oynuyorum ama evet, videosunu çekmeyeceğim. Ara sıra belki gelir. Çünkü oyun biliyorsunuz artık izlenmeyen bir mecra. Artık izlenmiyor yani. Görüyorsunuz trendlerde eskiden oyunlar vardı, artık yok. Evet, dediğim gibi bir sürü olay var, bir sürü yapılacak şey var. Bunların hepsini size başka bir videoda anlatacağım. O yüzden şimdilik kendinize çok iyi bakıyorsunuz, tamam mı? İsterseniz bu videoyu like de atıyorsunuz. Ve herkes, her izleyen bir yorum atarsa çok mutlu olurum. Yorumlar beni mükemmel motive ediyor. Her izleyen bir yorum atarsa çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz, tamam mı? Görüşürüz.